Merhabalar aracı dostlarım, kıymetli dostlarım, abilerim, büyüklerim. Şimdi video başlığına herkes baktı. Bal almak için ne yapmalıyız? Kesinlikle bal almak isteyen aracı bunu yapmalı şeklinde bir içerik paylaşacağımı söylemiştim. Videonun başlığına bunu yazdım. Herkes arılarla ilgili bir şeyler yapacağımı düşünmüş olabilir ama arkadaşlar, arınızı ne kadar güçlü tutarsanız tutun, ne kadar bakım yaparsanız, ne kadar ne bileyim yani yapabileceğiniz her şeyi yaparsanız, masraf ederseniz kovanından, yeminden, vitamininden, kekiğinden ne varsa artık ne yapabiliyorsanız, arınız ne kadar güçlü olursa olsun, doğada hiçbir şey yoksa hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Zaten güçlendiremezsiniz. Doğada güçlü olması için arıların aslında bizim de elimizden gelen bazı şeyler var. Arıcı aynı zamanda doğa severdir arkadaşlar. Yeşili korur, doğayı korur, ormanları korur, çiçekleri korur. Şimdi biz ne yapıyoruz? Kendi çapımızda şöyle yanaştırır mısın? Gösterir misin? Bu Hayit tohum arkadaşlar. Antalya bölgesinde, sahil bölgelerinde, Muğla'da çok gördüm. Aydın'da çok fazla var. Sahil bölgelerine yetişen güzel yaprakları dökülüyor bunun. Kuru çallık şeklinde kalıyor. Güzel bitki, tohumu bu. Tohumunu biz bunu topluyoruz. Her sene bu şekilde. Bu aynı zamanda çok yani şu an kadın hastalıkları yönünde kaynaklar onu bahsediyor ama çok fazla hastalığa da faydası olduğu belirtilen bir bitki. Aynı zamanda kendiniz için de kullanabilirsiniz bu tohumunu. Kullanım tarifleri internette var. Hayit tohumu nasıl, neye faydalıdır, nasıl şey yapılır onu görebilirsiniz. Şimdi biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Bu tohumu, bu hayitların bolca yetiştiği yakın noktalara, çünkü hayitlar burada yetişiyorsa demek ki burayı sevmişler. Bu noktalara biz bunu ekiyoruz arkadaşlar. Yani bunu ekmemizdeki amaç, tabii ki doğaya her şeye faydası var ama arılarımıza da faydası olsun. Düşünsenize şurada küçük bir tepelik var. Ben burayı abimle birlikte ekeceğim. Yani aşağı yukarı burada 1 kilo yem var, tohum var. 1 kilo daha toplarız. Yani abartmıyorum, belki binlerce filan ekebiliriz. Hayır, çok nasıl derler? Çok ne derler abi? Hızlı gelişen bir bitki. Efendim? Hızlı gelişen. Hızlı gelişen bir bitki. Çok azgındır. Yani zapt edemezsiniz. Yani Manavgat ormanında herkes gitti resim çektirdi. İlk yeşeren, ilk filizlenen bitki arkadaşlar hayit. Yani bunu internette araştırıp bakabilirsiniz. Hayit hiçbir şeyden etkilenmiyor. Kuraklıktan etkilenmiyor. Komple yangın, böyle binlerce derece ateşin içinde yandı. Tekrardan yine çıktı. Hiç merak etmenize gerek yok. Kışın suyunu alıyor. Yazında tam Haziran ayında çok güzel çiçek açıp arılara muazzam bal veriyor arkadaşlar. Bala da çok kıymetlidir hayitin. Onu da söyleyeyim. Biz bayağı bir topladık. Size de göstermek için. Toplaması da çok basit. Yani öyle bir zorluğu yok. Alıp elinize şey yapabilirsiniz. Elinizden dökülen önemli değil. Sağa sola dökebilirsiniz. İlla ki doğa gereğini yapacaktır. Şimdi bunu nasıl ekeceğiz? Ben basit bir yöntem buldum. Alet. Basit bir yöntem buldum. Alet. Onu şimdi size göstereceğim. Çok bir zorluğu yok arkadaşlar. Yani aramızda yaşlı büyük abilerimiz var. Emekli abilerimiz var. Bel ağrısı çekmesinler diye. Elimize şöyle bir fırça sapı kullandım ben. Siz kendiniz dalda kesebilirsiniz. Ucu sivri, daha farklı bunu geliştirebilirsiniz. Fırça sapının üstüne şu boruyu taktım. Şimdi getiriyorum buraya. Şöyle yakınlaştırır mısın abi? Zaten bunu yağmur yağdıktan sonra yapmamız lazım. Şöyle fırça sapıyla bir delik açıyoruz. Deliği açtık. Ondan sonra boruyu bu tarafa getiriyoruz. Üstüne koyup şuradan göster abi. Şu borudan da şöyle gösterir misin? Şu borudan da atıyoruz arkadaşlar. Artık elimizde bolca tohum var zaten. Üzerine de çok toprak örtmüyoruz. Tohumun kalınlığında toprak örterseniz arkadaşlar, o fazlasıyla yeterli gelecektir. Gel abi şöyle birkaç tane ekelim. Çok kolay, basit, kullanışlı bir alet. Yani bizim bölgemizde hayit var. Arkadaşlar sizin bölgelerinizde, yani Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'da, Eskişehir, ne bileyim Yozgat, bu bölgelerde kolay yetişen, tohumla rahatlıkla çıkabilen ballı bitkiler varsa siz de bunu ekip kendi bal ormanınızı yaratabilirsiniz arkadaşlar. Çok zor bir şey değil bu. Gerçekten çok kolay bir şey. Herkes bunu yapmalı. Yani doğal olarak mesela zeytin ağacı bizim burada, yani insanlar kilosuna bir sürü para verir ama burada dökülmüş yerlere kimse de toplamıyor. Bizim bölgemizde zeytin bolca var. Hayit de bolca var. Şöyle göster abi, hayit ağacı. Bu sene doğru düzgün bal alamadık kuraklıktan dolayı ama inşallah önümüzdeki yıllarda çok güzel bal alacağız. Ben bu bölgeyi hayit ormanına çevireceğim arkadaşlar. Yani bundan belki 10 yıl sonra birisi gelir buraya arı koyarsa benim eserim, onu bilsin. Onu da söyleyeyim, buradan imzamı da atayım.
abimle birlikte aşağı yukarı 1000'e 2000'e yakın tohum ekeceğiz. Bakalım inşallah baharda bunların hepsi çıkacak. Belki ilk yıl fayda alamayız ama ikinci yıl, üçüncü yıldan itibaren fayda alacağımızı düşünüyorum. Şimdi biz yukarıya doğru eke eke gideceğiz arkadaşlar. Hepinize tavsiye ediyorum. Elinizde bulunduğunuz tohumları asla dışarıya atmayın. Yani bu hayıt olmaz arkadaşlar. Kesinlikle bizim burada gilik derler. Çekirdeğini asla hiçbir meyvenin, hiçbir sebzenin çekirdeğini dışarıya atmayın. Ne bileyim bu ne olur? Vişne giliyor, vişne çekirdeği olur. Badem çekirdeği olur, kayısı çekirdeği olur, şeftali çekirdeği. Şeftali arkadaşlar düştüğü yerde anında tutuyor. Ben ne yapıyorum? Evde biriktiriyorum. Yol kenarlarına yani toprak su alabilecek, bitkinin daha sonra kendini geliştirebileceği noktalara atıyorum. Doğa zaten kendisi gereğini yapıyor. Hiçbir şey olmasa da karıncalara yem oluyor arkadaşlar. Kesinlikle meyve çekirdeklerini çöpe atmayın. Bulduğunuz benim civarımdaki arıcılar bulduğunuz hayıt tohumlarında böyle yani Manavgat'ta beni izleyen arkadaşlar var, arıyorlar, hepsiyle görüşüyorum. Yanan ormanlık alanlar içerisinde çok güzel bir alan açıldı size orada maalesef diyerek söylüyorum. Oralara bolca hayıt ekip kendi bal ormanınızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz işimize devam ediyoruz. Aletimiz bu, tohumumuz bu. Hadi hep beraber bu Ekim ayında yağmurlar yeni yağmışken hep beraber tohum ekelim arılarımıza. Çok güzel alan oluşturalım arkadaşlar. Görüşmek üzere.